Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yazlık bölgelerde yatırım yapmak ne kadar mantıklı, ana konusu bu. Ben de şu anda zaten şeydeyim, yine yazlık bölge olarak tabir edeyim, Marmaris bölgesindeyim. Muğla, Marmaris'teyim. İçmeler bölgesinde bir yerdeyim. Gönül isterdi deniz üzerinden çekeyim de çok sıcaktı. O yüzden şu anda evin şeyin, villanın bahçesi şeyinden, balkonundan çekim yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar, kanalım genelde yatırım üzerine, yatırım hamleleri üzerine ve ana iş kolum gayrimenkul ve otopark üzerine olduğunu bahsetmiştim. İşim yüzünden de şu anda da işimle alakalı burada olmama rağmen ailemize tatil yapıyorum. Genelde araştırmalarım emlak endeksleri ve emlak piyasasındaki olan hareketleri geçmişe yönelik örneklerle aynı borsadaki gibi ve sermaye piyasalarındaki diğer ürünlerdeki gibi örneklendirerek daha aydınlatıcı olmaya çalışıyoruz. Ve çektiğimiz ara ara birkaç video da olsa genelde İstanbul'a yakın yerlerden bahsettik işimizin gereği, ama yine işimiz ve müşteri portföyümüzde ve kendimizin de yatırımları olarak gerek şirket olarak gerekse şahsımız olarak bu bölgede az da olsa zamanında aldığımız pozisyonlar olmuştu. O yüzden ara ara gelip gidiyoruz, bölgeyi takip ediyoruz. Bölgeyi takip ederken buradaki emlak hareketlerini genel böyle dışarıdan belli bir perspektifte değil, daha detaylı şekilde takip etmeye çalışıyorum. Özellikle daha önce bahsetmiştim bir videolarda arkadaşlar, genelde emlak endekslerini yurt dışında takip eden, endeksleri takip eden platformlar var ve bu platformlar büyük finans kuruluşlarına, bankalara ortalama değerler veriyorlar. Aslında siz bir bankaya gittiğiniz zaman, bir yerle ilgili bir kredi talebine bulunduğunuz zaman hiçbir eksper gitmeden bile oranın ortalama değerini oradaki kişiler biliyor. Yani bunu niye anlatıyorum şimdi? Şu andaki emlak hareketlerinin pandemiden sonra olan hızlı fiyat hareketleri özellikle tatil bölgelerinde ve müstakillerde biraz fazla oldu. Buna yönelik de soru geldi. Onu da cevaplamaya çalışacağım kendi düşüncelerim olarak. Burada şöyle bir şey var. Evet doğru, emlakta bir hareketlilik oldu ama biz de biliyorsunuz özellikle 2018'den sonra, 2013'ten sonra kur kademeli olarak yukarı gitti. 2018'den sonra da hızlı bir kur hareketleri oldu. Yaklaşık paramız %400 devalüe oldu. Burada yani 2-2,5 olan dolar döviz kuru. Şimdi emlak endekslerinde dolar kuru 8,5-9 liraya yaklaştı. Burada anlatmak istediğim şey, emlak endekslerinde paranın alım gücünün de değişmesi, rezerv para şu anda dolar olduğu için biz genelde 10-15 yıllık trendler olarak alacağız. Ve şimdi ben vereceğim örnekler, yani videonun içinde de 2010'dan sonraki şeyler. Şimdi arkadaşlar, burada gayrimenkulde son 10-15 yıllık trendlere baktığımız zaman yurt dışında da herhangi bir yerde olduğunuz, çünkü ister İspanya'da olun, İngiltere'de olun, Amerika'da olun, nerede olursanız olun, genelde 75 bin dolarla 100 bin dolar arasında bantta, yani alt bantın oturduğu yerler, 100 bin dolarla 300 bin dolar arasındaki yerler, orta sınıfın oturduğu yerler, 300 bin dolarla 500 ile 600 bin dolar arasındaki yerler, orta üst, 1 milyon dolar ve 1 milyon doların üstü, üst 2 milyon dolar ve üstü lüks, çok lüks diye gidiyor. Yani normalde bizdeki paranın değer kaybıyla yani döviz kurunun, yani rezerv paranın daha basit ifadeyle yükselmesiyle, ortalama atıyorum 6 liraya, sonra işte şu anda 8 liranın üzerine yerleşmesiyle ne oluyor? İnsanlar enflasyon ve paranın değer kaybetmesiyle, buna paralelde maliyetlerinin de, yapım maliyetlerinin yükselmesiyle elindeki halihazırda olan varlığın değerini yükseltmeleri yanındaki haliyle yükseltmek zorundalar. Çünkü halihazırda yeni yapılacak bir yer. Atıyorum, şimdi ben size çok basit bir örnek vereceğim. Mesela bu oturduğum villa gibi düşünün. Yani bunlar iki katlı villalar. Bunun atıyorum bir 10 yıl önce yapım maliyeti 250-300 bin lirayken şu anda aynı villanın yapım maliyeti 800 bin lira. Ve buna artı payı dahil değil. Yani o zaman da görüyorsunuz ki 100 binde 200 bin dolar arasında zaten en ufak basit bir yerde bile bir şey yapacağınız zaman bir maliyetlenme söz konusu. Öyle olunca şimdi ister istemez fiyata da bu yansıyor. Şu anda yazlık bölgelerde bir değerlenme ve şey söz konusu oldu, doğru, ama bu ülke genelinde de aynı şey. Yani bir Bursa'daki vatandaş da mahallesindeki ev fiyatını alsın, bir İstanbul'daki insan da mahallesindeki ev fiyatını alsın. Göreceksiniz ki veya kullandığınız arabada her şeyin fiyatında zaten birebir
bire birden daha fazla. %100, %150, %170'e, %200 gibi bir primlenme söz konusu oldu. Bu da maliyetlere de yansıdı. Bazı şeyler maliyetleri daha da oturunca daha da farklı şey oluyor. Bu gözle bakmak gerekiyor. Ama şimdi bu bölgelerde özellikle bu yazlık bölgesi diye tabir ettiğimiz yerler, Çeşme, Bodrum, Kuşadası, işte Datça, Fethiye. Şimdi buradaki şeyde baktığınız zaman emlak hareketinin en çok ve prim yapan ve döviz bazında da en çok prim yapan bölge Bodrum olduğunu ve Çeşme olduğunu görüyoruz. Marmaris ve Kuşadası, Datça, Fethiye bunlardan daha az etkilenen yerler. Bu bir yerde hem oranın kalabalıklaşmasıyla, yani Bodrum ve Çeşme'deki primlenmenin daha fazla olması ve tapu işlemlerinin daha fazla, hem de imar hareketlerinden, bakın imara açılan çok yer oldu. Bu yerler özellikle Datça ve Marmaris'de imar çalışmaları daha düşük kaldı. Bunun da etkisi var. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, yani bir yer çok kalabalıklaşmasıyla, yani bir şehirleşme ve insanların orayı oturmak için kışın da kullanmaya başladıkları zamanki olan bir sirkülasyon artışıyla da bir fiyat hareketlenmesi var. Şu anda yani Çeşme'de ve Bodrum'da benim özellikle gördüğüm o yani. Çünkü niye? Herkesin tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Yani burada mesela biraz daha denize yakın çabuk ulaşırsın Marmaris'te. Bodrum'da öyle değildir mesela. Dağ tepelerden mesela insanlar arabalarıyla falan denize inerler. Onun dışında deniz çok yakın değildir. Ama bazı şeylerde işte bu sizin aldığınız yerin lokasyonunu hesap etmenizle alakalı bir şeydir. Yani mesela siz, atıyorum size şimdi Bodrum'dan örnek verelim. Çok denize yakın bir yer almıyorsunuz. İşte yolun üstünde arabayla denize ineceğiniz bir yer olduğunu düşünün. Bunun çevredeki insan kitlesini analiz ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim evim yani 100 bin dolar, 300 bin dolar bandında bir yer. Yani verdiğiniz aidat şey, böyle bir analiz yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki 300 bin dolar. Siz, bu global bir şey zaten. Siz bu şeyin siz üst bandına yakın satarsanız, yani bir şeyin bize alıcısı varken satmak önemlidir. Mesela şu anda denize yakın zamanda çok popüler mesela İstanbul'da Marmara, Elalisi, Silivri, Selimpaşa gibi yerler düşünün. Yani insanlar denize sıfır da olsa yerlerini satamıyorlar. Yani çünkü arz taleple alakalı bir şey. Bu burada mesela bazı talebin yoğun olduğu zamanlarda da satmak için iyi bir bahane de olabilir. Yani o çok önemli. Özellikle burada talebin çok yüksek olduğu, yabancıların çok fazla talep ettiği zamanlar 2000'li senelerdi. Ondan sonra genelde yerli yatırımcı tarafına geçti. Tabii bu konuyu uzatmak, büyütmek, yani çeşitli yönleriyle bakmak, ticari, işte bir otel sahibi gözüyle bakmak, işte ufak bir işletme gözüyle bakmak, ufak bir dükkan gözüyle bakmak. Ama burada benim şu anda analiz ettiğim ve gördüğüm bir şey var. Burada da yani paranın değer kaybetmesiyle ve Türkiye'nin yurt dışında bazı finans kuruluşları gerek medyası olarak Orta Doğu'daki karışıklıkların da içine dahil edilerek çok fazla kötü reklamının yapıldığı oluşu ve bunun engelleyici bazı hareketlerin yapılmamışlığından dolayı her sene kaliteli turistin azaldığını ve bu sene de özellikle şu anda, yani tabii pandemi etkisi de var ama geçen sene de buradaydım, ondan önceki sene de buradaydım. Uzun zamandır yani özellikle buralarda sık sık para da bırakan İngiliz, Alman, özellikle Hollandalı, yani böyle üst segment yine turistlerin azaldığını görüyoruz. O tabii dışarıdan olan algının kötü olması. O da ne oluyor? Onun azalmasıyla tabii buradaki işletme değerleri, buradaki mülk değerleri hepsi birbirine paralel hareket ettiği için şey olmuyor. Ben şimdi arkadaşlar yani burada kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani her yerde bir primlenme söz konusu oldu. Burada da böyle bir primlenme söz konusu oldu. Özellikle Bodrum'un bazı yerleri, Çeşme'nin bazı yerlerinde zamanla o kalabalıklaşmayla gelen o talebin insanlarda yani deniz ve şeyleri daha sağlıklı alamamasından kaynaklı, aynı Tekirdağ'daki gibi kirlenme olursa iyi bir yatırımdan ziyade daha tehlikeli de davetiye çıkarabiliyor gibi geliyor bana. Ama şehirleşme olursa bir değer kaybı söz konusu olmayacaktır. Bodrum ve Çeşme, biraz özellikle Çeşme, İzmir ve İstanbul'un işte yeni yolda çok yaklaşmasından dolayı özellikle oradaki primlenmenin biraz daha şehirleşmeyle alakalı olduğunu, yazlık mantığı dışında olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi buradan kısaca bu şimdiye kadar anlattıklarımda siz aldığınız veya oturmak istediğiniz lokasyonu hesap etmeniz gerekiyor. Yani ben
kaç paralık bir lokal? Bunu da bakın arkadaşlar, şöyle örnek vereyim. Yazlık almak ne kadar mantıklı? Ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben mesela ben yazlık alınmasına çok karşıyım çünkü yatırım olarak alınmasına çok karşıyım çünkü şunu analiz ettim. Bakın bu videonun da özellikle konularından biri bu olsun. Çocuklar 15 ile özellikle 14 ile 20 yaş arası, 22 yaş arası, ondan sonra daha da ötürü oluyorlar. Aileleriyle uzun vakit geçirip aynı yerde kalmak istemiyorlar. Ve insanları bağlıyor yazlık. Ve yazlığında durduğu yerde bir maliyeti var. Bakım maliyeti var, aidat maliyeti var. Onlarla ilgili örnek de vereceğim size arkadaşlar. Şimdi mesela şimdi size örneklerle gidelim. Hatta daha sağlıklı olacak. Ben mesela birkaç tane örnek yazmıştım buraya. Mesela siz mesela analiz ettiniz kendinizi. Dediniz ki ben yer satın alacağım. Mesela ben ailemi işte müstakil bir yerde güvenli hissetmem. Ara ara gidip geleceğim. Genelde olan o. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Eşiniz, çocuklarınız veya kayınpederiniz, kayınvalideniz bir yerde tatil yapacaksınız. Ve bir yazlık almaya karar veriyorsunuz. Tabii güvenlikli olması lazım. Şimdi bakın. Güvenlikli, durumunuz iyi. Üst segment bir yerde yer alırsanız. Mesela şu anda onları mesela fiyat aralıklarını da şey yapayım. Ben size şöyle söyleyeyim. 200 bin dolardan 2012'den sonra alıyorum. 200 bin dolardan 500 bin dolar civarına çıkmış Bodrum'da. Yüklerin değeri. Gerçekleşen fiyatlarında. Mesela ben Gündoğan Seba'yı aldım örnek. Arkadaşım orada oturuyordu mesela. Orada mesela şu anda aidat 1600 lira. Yani yıllık 20 bin lira gibi bir aidat var söz konusu. Kendi iç giderleriyle işte yediğin içtiğini de hesaba katman lazım. Gittiğin yerlerde çünkü tatil yaparken yediğin içtiğin genelde içinde oluyor. Hadi biz yediğin içtiğini içine katmayalım. Bir kişinin normal durduk yere işte yıllık ortalama gider maliyeti yani demirbaşı yapacağız masraflarla 30 bin lira 35 bin lira arasında olduğunu düşündük üst segment bir yer. Şimdi düşük segment değil de biraz daha orta sınıfa hitap eden bir yere bakalım. Orada da aidatla mesela Aktur mesela. Orası da yine üst sayılır, orta üst sayılır ama Bodrum Aktur'da mesela şu anda ortalama bir yerde peşin öderseniz 5 bin lira aidat. Yani siz bunu yıllık işte 10 bin lirada ortalama 7 bin, 8 bin, 10 bin lirayı bulun. Bir demirbaş şey maliyeti koyun şeyinize. 15 bin lira gibi 20 bin lira, 15-20 bin lira gibi arasında bir maliyetimiz oluşur. Yıllık yani hiçbir şey yapmasanız bile. Yani oranın eskime şey bir maliyetiniz var. Şimdi arkadaşlar burada mesela Aktur'da da mesela bir tane örnek var bende. Bu gerçekten 2005'te bir abimiz buraya 225 bin dolar almış Aktur, Bodrum Aktur'da. İçine 70 bin dolar para harcamış. Çok kötüymüş içi. 300 bin dolara mal etmiş. Şu anda gerçekleşecek satış fiyatları da 425 bin dolarla 500 bin dolar arasında değişiyormuş. Mesela şimdi bu Gündoğan da mesela %100'e yakın o güzel bir proje orası. Üst segmente biraz daha hitap ediyor. Orada da mesela yine %100'e yakın döviz bazında bir primlenme söz konusu olmuş Bodrum'da. Şimdi şimdi böyle baktığınız zaman arkadaşlar şimdi normal orta halli şey bir yerlerinde en kötü aidat 300 lirayla 500 lira arası değişiyor zaten. Yani yıllık 5-6 bin lira gibi bir aidat maliyetimiz var artı demirbaş maliyetimiz var. Şimdi Kuşadası, Datça, Fethiye'de bu primlenmelerin bu kadar olmadığını ama döviz bazında kendilerini koruduğunu hatta biraz üstlerine arkadaşlar bakın burada özellikle gerçekleşen fiyatlara bakmak çok önemli arkadaşlar. İstenen fiyatlar değil. Bizim için önemli gerçekleşen fiyatlar ve ben genelde gerçekleşen fiyatlar üzerinden örnek vermeye çalışıyorum. Bir de kör satıcının, kör alıcısı örnekleri de mümkün mertebe vermemeye çalışıyorum örneklerimde. Şimdi arkadaşlar, şimdi yatırımcı bir adam. Mesela bizim kanalı sevgili. Ben mesela yatırımcı bir adamım. Ben niye sıcak bakmadım? Benim sıcak bakmadığım, analiz ettiğim şey şu. Bir yerde tatile gittiğin zaman eşin işte evde tekrar yemeği her şeyi işte yapacak veya işte bakıcı yapacak veya işte kayınvaliden kayınpederin yapacak falan filan. Çok şey bir sitedeysen işte sıkıntı yok ama
güvenliği falan şey olmayan, çok şey bir şey değilse ve çevre düzenlemesi doğru değilse ve doğru düzgün bir plajın yoksa, yani bir özelliği yoksa yazlık evine, tamam mı? Ne olacak? Belli bir zamandan sonra çocuk sağa sola ve internet, sosyal medyada bulunduğu ortamı beğenmemeye başlar. Ve o yer artık yazlıktan çıkıp bir işkenceye dönmesi söz konusu olabiliyor. Ki gördüğüm o, ben şimdi müstakil yaşamı bilen bir insanım İstanbul'da. Ben çünkü İstanbul'da Nişantaşı bölgesindeyim. Benim Beykoz'da müstakil yerim var. Beykoz'da benim müstakil yerim evden 16-17 kilometre olmasına rağmen. Yani biz orada bile evi gidip açıp böyle temizleyip orada kalıp tekrar oradan işte 2-3 gün kalıp eve gelmeyi beceremeyen insanlar. Ve gittiğimiz zaman, uzun kaldığımız zamanlar da oldu. 3 günde her akşam gidip gelmek, bazen kaldığımız zaman bile sıkılan bir insanım. Böyle olunca ve insanları da analiz edince bana çok mantıklı gelmiyor. Ama nihayetinde bir tatile çıkmanın da bir maliyeti var, değil mi? Maliyeti. Ama aldığınız evin de bir maliyeti var. Ben size şöyle çok basit yatırımcı gözüyle bir şey. Mesela şu anda verdiğim örneklerde de primlenme de söz konusu olsa şu 10-15 yıllık bantta, yani 100 bin dolarla 300 bin dolar arasındaki bir parayı yazlık için ayırmanız gerekiyor. 300 bin dolarlık bir yer değil, 300 bin dolarlık Eurobond veya döviz pozisyonu aldığınızda, çünkü ben Eurobond piyasasıyla ilgileniyorum, en kötü ihtimalle vergilerle çıktığınız zaman net 3-3,5 gibi bir faiz oranına ulaşırsınız. 250 bin dolarla 300 bin dolarlık bir para da size senede minimum 6 bin dolarla 8 bin dolar arası bir getiri sağlar. Şu anki piyasaya göre söylüyorum. Ve her zaman da paranız para. Yani her zaman paranız belli çok uzun vadeler bağlamazsanız paranız para. Şimdi bakıyorsunuz. Mesela ben kendi örneğimi vereyim. 6 bin dolar bir gelirim olduğunu düşünün. 6 bin dolar kaç para şu anda? 6 kere 8, 48. Benim ailem kaç kişi? 4 kişi. Bir de ufak çocuk var. 5 kişi. Ben 5 kişi. 48, 50 bin liraya. Çok butik bir tatil köyünde mesela şu anda olduğum yer benim 5 yıldızlı bir otel. Bir hafta 10 gün işte daha mütevazi yerlerde, daha uygun fiyatlarda yıllık güç o rakam aşmadan yapabiliyorsunuz. Yani aşabilirsiniz de, yani bu şey değildir. O da şuna geliyor. Daha da uzatırsınız da, yani yılda diyelim 15 gün yapmazsınız atıyorum ki hani 15 gün bile benim için uzun. Atıyorum bir ay yapacaksınız. Nedir? Oda kaldı olan veya daha mütevazı apartlar var daha yakın bölgelerde ki ben onları da çok iyi araştırmış bir insanım, yani Datça bölgesi özellikle çok, bu bölgeyi çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim derken devamlı gidip geldiğim için hangi koy ne kadardır, işte oda kahvaltı nedir, yakında nerede yenir, evde ne yapılabilir falan. Ucuz ekonomik tatili de çok iyi bilirim. Ama işte çocuk olunca şey olunca böyle şeyleri de tercih ediyorsun. Bunu aşamıyorsunuz, yani aşmak istediğiniz zaman aşarsınız tabii. Bu her zaman geçerli. Benim anlatmak istediğim şey, eğer orada yeterli o sirkülasyon ve şey olması ki pandemiyle burada arttı. Gerçekleşen işlemlerde yazlığı satmak zordur. Çok butik bir yerdeyse. Butik yerde de yani fiyatı alıcı belirliyor. Yani şey belirlemiyor, satıcı belirlemiyor. Yani ben istiyorum. Çok ekstrem, komplike, değerli yerler ayrıdır arkadaşlar. Bak, adam denize sıfır bir yer yapmıştır kendine. Kendine özel koyu var gibidir. Biraz bakirdir. Böyle yerler veya koyu kendi limanı, kendi işte şezlongları bilmem neleri olan böyle tatil köyleri var. Temiz. İnsanların dışarıdan giymediği, girmediği. Bodrum'da da böyle yerler var mesela. Biz mesela Modollar'da yer satmıştık. Orada da mesela çok prim yaptı. Yine bildiğim örneklerden şey yapayım Bodrum'da. Yani demek istediğim arkadaşlar o, bunun B planı da bu yani. Onu o zaman o parayı öyle bir ayıracaksınız. Ben bir de en düşük orandan verdim. Şu anda 6-7 daha uzun bağlayıp ya ben 20 yıl 30 yıl almayacağım. 5,5 net getiriye sahip Eurobond'lar da var. Ben biraz daha global, her halükarda cebinize girebilecek yani 6-7 yıllık vadelere göre bir örneklendirmeyle yaptım. Bunu tabii Türk parası olarak bağlayan da var. Biraz zarar edebilir. Onda da yine yani son 10 yıllık, 15 yıllık getirilere göre düşündüğünüz zaman çok büyük kayıp değil. Şöyle bir şey var. Öbür türlü devam aynı yere gitmek falan, devam aynı şeyleri yapıyor olma mecburiyeti farklı bir yaşam tarzı. Ben mesela bana ters. Devamlı değişik farklı yerler görüp ufak ufak da olsa biraz da bazen mütevazi yerlere aydınlık kalmayı kabul ediyorsa bence daha mantıklı. Bu örneklendirme ve şeyi de burada geçeyim arkadaşım. Buradan da örnek, yani bir şeyin alıcısı varken satmak çok önemli. Ve özellikle bu bölgede de, yazlık bölgede de bakın bunu not almışım. Nem D
dengesi ve sıcaklık dengesi en düzgün yer, yani rahat edebileceğiniz yer de Datça'dır. Birisi şunu sormuş arkadaşlar, onu da cevaplayayım. Tarlaya prefabrik bungalov, karavan koyma güzel fikir demiş. Bunun yasal, ben bir tane tarla alıp bunu yapabilir miyim demiş. Arkadaşlar bakın. Bir yerde, daha önce de söyledim, bir şey yapmak istiyorsunuz veya mevcut bir yeriniz var. Orada yapmanız gereken yer, ilgili ilçe belediyeye gidip oradaki plan, yoksa büyük ihtimalle fenişleri ilgileniyordur. Fenişlerinden bilgi almak. Körü körüne bir insanın söylemesiyle gidip ben buraya yaparım, ben buraya bağ evine uygundur falan, öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bakın gaza gelmeyin. Yani hiçbir zaman bir yeri analiz etmeden, tarımsal vasfını bilmeden, oradaki planları bilmeden hareket edilmez. İster burası tarla olsun, ister burası imarlı arsa olsun. Yani o yüzden bir yer alınmadan önce kulaktan dolma değil, bizzat gideceksiniz o bölgedeki harita mühendisi, o bölgede ilgilenen fenişlerindeki görevden bilgi alacaksınız arkadaşlar. O yüzden böyle şeylere kalkışmayın. Özellikle bu bölgede birçok yer kaldırıldı. Birçok yerde kaldırılacak. Öyle basit de değildir. Öyle göçebeyi yaşamak, öyle çadırda yaşamak, bungalovda yaşamak, bırakın bungalovda odun tutmak bile, çok farklı şeyler pişersiniz. Arkadan yenge sizi kovalar. Evet arkadaşlar, bu soruyu da buradan ben bilgi alarak hareket ettiğim için arkadaşlar, bu soru bence insanları yanlış yönlendiren bir soru. Öyle alıp da işte tarlaları ben 5 dönüm aldım, buna %5 imarım var. Ben her yere, böyle bir şey de yok arkadaşlar. Bir de her yere bu iş yapılmaz. Her yerde de yaşanmaz. Her köyde de yaşanmaz. Bir yere gidip almadan önce, bakın gidip almadan önce üzerinde durun, en yakın köyüne gidin, güvenliğine bakın, insan kalitesine bakın. Ne yenir, ne içilir? Ben mesela en çok ne yenir, ne içilir bakarım. Yani arkadaşlar bir de güvenliğine bakarım. Evet arkadaşlar, emlak endekslerinden bahsettik. Yatırım iştahını para kazanmak belirler. Arkadaş nihayetinde bu işten para kazanmak gerekiyor insanların. Özellikle durmasının veya büyük tesislerde özellikle bu hayal kırıklığı ve hizmet kalitesinin düşmesinin sebebi de döviz bazlı kazançların büyük işletmelerde düşmesidir. Türkiye'de de hukuk eksikliği olduğu için şu anda yabancı yatırımcı da gelmiyor. Eskiden bazı yabancıların işlettiği 5 yıldızlı yerler vardı. Ben yani yıllardır gidip gelen bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Çok hizmet kalitesi de çok değişti. İnşallah döneceğiz bu şeyden. Biraz daha yine doğru yola gireceğiz. Özellikle bu bölgelerde acil karar alınarak her yerin imara kapatılması gerekiyor bence. Şu anda yani bir an önce geç bile kalındı. Yoksa bütün güzelliklerimiz de mahvolacak. Bir de yani yazlıklarda çok korkmamak gerekiyor. Özellikle borsayla ilgilenen yatırımcılara söyleyeceğim. Bir borsada yani insanlar kayboluyorlar. Yani onun dışında yani ister yazlık alın. Yani ben sadece alternatif ürünlere göre aslında şey olmuyor yani. Onu demeye getiriyorum. Yani siz bir yazlık alma yerine daha kolay satılabilir. Atıyorum nedir? İşte merkezi bir yerde bir daire, büyük şehirde bilmiyorum. Oradan aldığınız gelirle yıllık işte onu bir tatil bölgelerinin harcama falan. Bu da bir fikirdir sadece. Ama tabii insan mutlu olduktan sonra kalmayı, devamlı kalmayı düşündüğü bir yer olduktan sonra bu dediklerimin hepsini unutun. Bu oturduğumuz ev içinde geçerli. O zaman bir değerleme yapmıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. O ayrı bir şey. Şimdi arkadaşlar ben mesela yine buradan birkaç tane örnek var. Yani işim içinde geldiğim için söylüyorum. Datça'da 2012'de bakın bir örnek var mesela. Kızban köyünde 80 liraymış dönümü. 10 dönüm yer alınmış. 40 dolarmış metresi. Çok iyi hatırlıyorum. VX200 var, Land Cruiser Jeep. Anahtarı adama bırakılmıştı sahibine. Sonra adam para istedi falan. Çok iyi hatırlıyorum. Ve bu yer şimdi yani o zaman 200 bin euro civarıymış. Araçta 200 bin euro civarıymış. Bu yer şu anda 455 liraymış metresi. Yani 80 liradan 455 liraya çıkmış. Ama gerçekleşecek satış fiyatı, yani anında gerçekleşecek satış fiyatı 350 bin lira. Yani 350 lira. Yine iyi, döviz bazında kendini korumuş.
Araç başında da kendini kurmuş. Bu yeri bende şöyle bir şeyi var, anası şeyi var. Yine buraya yakın bir yer var. Ortalama düşürmek için alınmış. Çok önceden 92 yılında alınmış. Babam işte birkaç arkadaşıyla ortak yer almış. Buraya çok yakın 1992'de. Çamlıca'da bir yer satıyorlar. Bu Çamlıca'daki yerde şu anda bir villa 20 milyon lira. İmar çıkmış. Bizim burası 20 yıldır imar çalışmasıydı ki turizm imarına girecek, daha bir şey girmedi. Biz de gidip geliyoruz ama imar çalışmalarında gözüküyor. Mesela buradan şu sonucu almışsın. İyi bir yer satılıp kötü bir yer alınmaz. İyi bir hisse senin satılıp kötü bir hisse senin alınmayacağı gibi. Onlar o zaman arkadaşları ortak oradaki yeri satıp işte o paranın %20'siyle burayı almışlar ortak olarak. Oraya da uğradım. Şimdi tabii o Çamlıca'daki yeri düşününce ne kadar yanlış bir hareket yapıyor. Ama bilemezsiniz. Yani bu iş biraz dediğim gibi arkadaşlar çeşitlendirmek lazım. Bir yere gidip çok büyük para bağlamaktansa özellikle böyle imara yakın olan yerlerde çeşitlendirme yapmak daha iyi olur. Ve ufak yerleri satmak daha kolaydır. Büyük oynamak ayrı bir şey. Tarım arazilerinde bakın büyük oynayabilirsiniz. Büyük parseller alabilirsiniz ama özellikle imara yakın bu şekilde yazlık bölgelerde şey olan bölgelerde daha ufak parsellerde böyle çeşitlendirme yapmak daha iyi. Çünkü ufak yeri satmak daha kolay. Bakın şimdi biz mesela 300-350 liraya satmayı işte gerçekleşecek veya 350 lira olan yerde burası büyük parsel yani. Çok yakınında bir yer ufak bir parsel metresi 1000 liradan satılır. Yani ama büyük yeri satmak çok zor oluyor. Yani 1000 lira 10 dönüm yer 10 milyon lira yapar. Ama bir dönüm yer olur 1000 lira ister adam 1 milyona satabilir gibi. Yani bu iş biraz şey iş arkadaşlar, zar atmaya benziyor. Yani biraz da bilmek gerekiyor. Nihayetinde elden çıkarma olasılığı veya elde tutma sürelerini alırken belirlemeniz gerekiyor. Bir de kiralama mantığını anlattık arkadaşlar. Bakın kiralama mantığı çok önemli bir şeydir gayrimenkulde. Özellikle yazlık bölgelerde ve İstanbul'dan biraz daha varoş diye tabir ettiğimiz bölgelere taşınırken şehir merkezlerinden. Ben çocukluğumdan beri Teşvikiye bölgesindeyim. Ve Beykoz'da müstakil yaşamı kısmen de olsa yaşıyorum. Ve insanları dediğim gibi daha önceki videolarda var. Yatırım ve bu yer değiştirme hareketlerini analiz eden bir insanım. Şimdi arkadaş, yeri satın alıp gidip oraya işte düzüp oraya yerleştikten sonra orayı analiz edilmez. Bir yerde yaşamak istiyorsanız orayı kiralarsınız. Dersiniz ki ben buraya bir sene bir oturayım ailemle. Tamam mı? Burası benim kafama yatarsa yolu var, çamuru var, gidişi var, gelişi var, sakinliği var, dinginliği var. Yani herkes uymayabilir abicim. Yani ve gördüğüm bir şey var. Yani bakın bunu daha önceki bir videoda anlattım. Adam 270 bin dolara daire satıyor Nişantaşı'ndan seneler önce. Aynı adam aynı daireyi 440 bin dolara geri aldı. Bakın arkadaşlar farklı bir daireyi demiyorum sana. Aynı dairesini aynı adamdan geri aldı. 4-5 sene sonra. Bunu anlattım daha önce. Bakın aynı rakamları da vermişim. Çok güya biliyorum çıkardım. Da çok tutuyorum. Öbür evi de duruyor. Çünkü ama şehirde yaşayan bir insan yani yapamayabilir arkadaşlar. O yüzden kiralayın. Kiralayın bir sene. 6 ay veya adamla sözleşmeyi de koyarsa. Yani öyle de biliyorum. Bakın Acar Kent'te kiraladı. Tek taraflama dedi, ben dedi 2 ay önceden haber vererek çıkabilirim dedi. 5 ay oturdu, 5 ay oturdu çıktı. Yapamadı yani. Döndü, gene bizim Teşvikiye'ye yakın başka bir yer tuttu arkadaşım. Yani demek istediğim arkadaşlar, bu işler öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yazlıkta da öyledir. Yazlığı almadan önce bir kiralayın. Airbnb'den veya işte bir apart falan, yani bir ev. Bir müddet kiralayın yani görün. Yani aileniz isteyecek mi, siz isteyecek misiniz? Bunu görerek hareket etmiş olursunuz. Arkadaşlar bu örnekleri de verdik arkadaşlar. Yani gerçekleşmiş fiyatlardan örnekler verdik. Gördük ki nihayetinde belli bir bant içinde Türkiye'de zaten yani Türk yazlıklara özgü bir durum değil. Genel bir primlenme olmuş ama yazlıklarda ekstra bir primlenme olduğu doğrudur. Onun da biraz daha uç düşünme şeyi, insanlar internetle iş yerinde bulunma, ofis ortamı alışkanlıklarının değişmesi, şeylerden yani uzaktan bazı şeyleri yapabilme anlamaları yüzünden niye şehirde
yerine işte biraz daha yine şehir var ama yazlık bölgelerde kalabilir kalım ve birçok kişi bunu yapmaya da başladı. Özellikle iş yeri ve patron bazında da söyleyebilirim. Özellikle uygun olanlara da saygı duyuyorum. Ama nihayetinde alışkanlıklar, ben bu sıcakta bu nemde çok fazla duramam. Mesela beni en fazla 10 gün. Belki işte yazlık bölgeleri de analiz etmek lazım. Gelirsiniz, gezersiniz. Datça'nın mesela yolu biraz daha ters. Yani herkesin değişebilir hayata bakışı. Bunların sağlık şeyi yönü de var yani. Yani bulunduğunuz ortamda sağlık hizmetlerini alabilme önemli. Bazısının için market önemli. Bazısı için deniz önemli. Bazısı için deniz ürünleri önemli. Çevredeki yemek yerleri önemli falan filan. Bunları tabii görerek hareket etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videoyu da burada bitirelim. Buradan da bir yayın yapmış olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar.